Müzik türünüzü sorduk. Peki ne sebep oldu da bu tür müzik yapmaya karar verdiniz? Serkan, senden başlayayım. Aslında ben halk müziği de okudum. Sanat müziğinden de bir iki şarkı denedim. Yani normalde ben arabesk okuyorum. Arabeske sesimin daha iyi gittiğini söylediler. Evet. 2012'deki Vahdet Güney abimizin kendi okumuş olduğu albümlerden 6 tane şarkı seçtim. Pop, fantazi pop tarzıydı. Evet. Yani o da çok beğenildi ama gittiğim her yerde arabeskin bana yakıştığını söyleyen kesimler oldu ve ben Evet. arabeske dönüş yaptım. Evet, hayırlısı. Yani her sesi de denedim. Aslında bir Yok, sanatçı her sesi de denemesi gerekiyor. halka kulak vermen çok önemli. Çünkü bir şey yaparsın, sen sanatçı olarak yaparsın, dinlersin. Sanatçı kulağıyla dinleyince o sana güzel gelebilir. Bir de halkın kulağıyla dinlemeye çalışmak vardır. Onu da yapmışsın. O çok önemli. Halkın kulağını test edebilmek değil mi bu? Gerçekten Evet. müzik çok önemli. Yani besteyi gösteren müziktir bence. Şimdi şöyle, biz bu sektöre girmeden önce sadece okumayla, hani diyorduk, bilinmiş sanatçıların şarkılarından okuyorduk. Alt Evet. yapılardan vesaire şarkılar seçiyorduk. Ama müziğin mutfağına girince, Evet. o renkleri tadınca çok farklı İş oluyor. değişiyor tabii ki, haklısın. İkiniz de beste yapıyorsunuz. Evet. Söz yazıyorsunuz. Evet. Söz yazan şiir de yazar. Evet. Sanatçı bence duygusaldır. Evet. Gerçek anlamda duygusaldır, romantik, yani böyle hassastır yani. Bazı şeylerden bir şey çıkarabilir. Evet. Anlık bir ilham geldiği zaman yazabilir. Veya Kesinlikle öyle. yazdıran biri olabilir. Evet. Yazana değil, yazdırana İşte bakın aynen falan öyle. diye. Bize de yazdıran var demek ki, biz de yazdık. Evet, Evet. o da önemli. Fuat abimiz şimdi Evet. güzel bir konuya değindi aslında da. Şimdi eser bizde çok. Evet. Evet. Şimdi sosyal paylaşım Evet. sitelerinde akşamları iş çıkışında geliyorum. Bazen yarım saat, bir saat şöyle bir bakıyorum kim ne yazmış gibicesinden. Özel mesajlar açtığım zaman şair arkadaşlarımız çok. Yani Evet. buradan alınmasınlar, gücenmesinler, kırılmasınlar. Evet. Hani bende beste var diyen çok. Evet. Ama keşke biz kendi yazdıklarımızı müziğe dökebilsek, aranjeye yapabilsek. Yani zaten müziğin aranje olmadan bir şarkı Haklısın. çıkmaz ortaya. Aranje Haklısın. de büyük bir masraf getiriyor. Kesinlikle öyle. Onun için hani Aranjı kimse önemli. alınmasın, gücenmesin. Hani bizde de var ama değerlendiremiyoruz yeri geliyor. Aslında bu bestecilik olayı da son zamanlarda epey bir değişti değil mi? Eskiden beste satan insanlar çok çok pahalıya satarken, Evet. şimdi o fiyat epeyce düştü, düştü, düştü. Bayağı bir Artık düştü. nereye kadar düştüğünü son olarak takip edemedim ama en son kulağıma çalınan miktar da çok düşüktü. Herkes mi yazmaya başladı, yoksa insanlar dikkat etmiyor mu satın alırken besteleri? Onu da bilemiyorum. Devam edelim sohbetimizi, muhabbetimizi. Serkan, sana gelen bir mesaj var. Hemen gözüme ilişti. O mesaja bakacağım ben. Benim bestemi ne zaman seslendireceksin diye sormuş Kader birisi. Kutlu Hanım, Tarsus'ta bestekar bir ablam. Evet. Halk müziğinde 3 tane bana beste verdi. Kendi de okumuştu. Seslendirmesini henüz daha stüdyo kayıtlarına yeni şarkılara başladığım için ona fırsat bulamadım ama en yakın zamanda Evet. onları da okuyacağım inşallah. Buradan da Kader Kutlu ablama selamlarımı gönderiyorum. Evet, sonrasında Mehmet Kaya yazmış. Kardeş, yılbaşındaki programla tektin, iltifat olsun diye söylemiyorum. Gerçekten öyleydi. Yılbaşı programı nasıl bir programsa hala konuşuluyor. Merak ettik doğrusu. Gerçekten güzel geçti. Ben İskenderun'daydım yılbaşı gecesinde. Güzel geçti. Buradan İskenderun halkına da göstermiş oldukları ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgi alaka güzeldi. Mehmet Kaya'ya da buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet. Var olsun. İlgilenen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu arada beğenenler de epey fazla. Hepsini teker teker sayacak olursak epey bir vaktimizi almış olur. Evet. Buradan Zaman zaman herkese selam hep isimlerini söyleyeceğiz. Evet, yine gönderelim. bir
Yine ne yapalım? Serkan, senin güzel bir şarkınla devam edelim. O zaman şöyle yapalım. Dün gece Erdal Hocam'la bitirmiş olduğum son şarkımı ilk kez Bahar TV'de okumuş olalım. Evet, ilk kez ve sadece. Yangın yeri diyelim. Yangın yeri, güzel bir oyun havası. Evet arkadaşlar, yangın yeri hazırsa hemen dinleyebilir evet, miyiz? Evet, ilk kez burada okuyacağım. İlk kez Bahar TV, Bahar TV'de ekranlarında ve Bahar TV ayrıcılığıyla Serkan Kara söylüyor. Evet. Daha yeni. Ayrıcalık olduğumuz için de aynı zamanda ekstradan bir kez daha sevindim. Erdal Akdeniz. Akdenizli hocamızla. Evet, onun da albümü çıkacak yakın zamanda. İnşallah hadi bakalım Bahar hayırlısı. İnşallah. Beraber geleceğiz tekrarında inşallah. Kısmet olursa. İnşallah. Her zaman kapımız açık kendisine de. Çok değerli üstadlardan birisidir o da. Evet sevgili izleyenler. 0300